Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hepinize iyi günler. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de yolculuk başladı. Oruçtan önce son bir kez daha gezme şeysi var bugün. Şöyle pazara doğru ineceğim. Geçen hafta da gitmedim yani alışverişe rüzgar vardı, fırtına. Evin eksiği yediği var. Öyle ya, bugün sahur. Ramazan ayınız da mübarek olsun değerli izleyenlerimiz. Hepimize hayırlar getirsin inşallah. Ben bugün öyle pazara bir dolaşacağım. Oradan da Eltim gelecek, Arife. Tayvesk'un geldiğini söyledi. Annene geçmiş olsun, gidelim diye. Onunla birlikte anneme gitmeyi düşünüyor. İnşallah orada da yani çekme devam ederek. Burada size açılışı yaptım balkonda. Bugün de hava bayağı bir açıldı. Karlar eriyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir buraların ne çamurun içindeyim. Süpürdüm de yine de çamur. Selamünaleyküm herkese, değerli izleyenler. açılacak herhalde diyor oruçta Bugün bence. hava güzel. Zaten salıdan itibaren düzelecek diye söylediydi. Soğuk yine de güzel de. Bundan sonra da şey olabilir, yağışlar olabilir insan yağmurlu olarak ama. Uvarlanıyor ya bir. Çatılarda biraz kar var işte dibiden dolayı geçen ki. Öyle çok değil de eriyor. Aşağı şey eriyor herhalde oruçta da. Böyle böyle yağar, yağmaz. Neyse güneşli olur öyle geçer herhalde. Hayırlısıyla geçsin inşallah. Dün her taraf bembeyazdı. Kapattıydı. Bugün geri eridi hava. Hava da güzel bugün. Kapalı da ara ara güneşli. Her şekli güzel oluyor. Kar yağınca bir değişik, eriyince bir buharlanıyor. Vallahi baksana. Ben gidiyorum da Furkan da yok bugün. Eşyalar kim getirecekse bir şeyler alırsam. Ben bir uğrayayım olmazsa. Sen getiremem ki. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Bakayım bir. Pazara ineyim de o zaman karar veririm. Neyse. Görüşürüz bakalım. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerim. Ben annemgile geldim. Eltim sonradan geldi. Annemin de dolapta şöyle bir bizim köye ait yöremize. Tepsisi varmış, tepsi diyorlar, düzmeli. Hani siz hani tuzlu mu tatlı mı diyorsunuz, bunu her şekilde yapabilirsiniz. Bunun üstüne şerbet dökünce tatlı olur. Ben şerbet dökmeyeceğim. Bugün öyle şöyle yağsını döküp üstüne fırına süreceğim. Çayımızın yanına son kez Ramazan ayı girmeden bugün bir keyif yapalım. Pazarda biraz alışveriş yaptım. Ondan sonra da buraya geçtim misafir gelecek diye. Bunun yağlısı iyi olur. Şimdi çeker yağsını. Şöyle yağsını dökeyim. Zaten buna anca kalmış yağ. Doldurulacak şu şeye. Şöyle ben fırınıma yaktıydım zaten. Bunun şeysi kaymış ya, onu düzelteyim ben de. Ortasında gidelim. Baba nereye gidiyor? Çay içecek, gitme. Şöyle bir ben masanın üstüne koymadım değerli izleyicilerimiz şeyi. Şura koydum da belki bu dökme şeyi ateşten bir etkilenir diye. Tepsimiz pişsin ondan sonra hazırlanmaya devam edeyim. Çay koymadım. Biraz şey içsin de çayını da öyle koyayım. Bugün de burada misafir işi. Neyse hazırlarken devam ederiz. Tekrardan merhabalar değerli izleyenlerim. Benim tepsim pişti. Şöyle tabaklara alayım. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Annem ameliyat falan olmadan önce yapmış. Çok güzel görünüyor Azize. Sonradan pişirdik aynı sonunda. Hep kırmızı pişmiş nar gibi.
Annem iş yine ayarını bilemedim. Değerli izleyenlerimiz, fırınının kız o tepsi yanar diyor. İkide bir ben anne yanmıyor. Hiç pişmemiş diyor. Ona gülüşü yok. Ben tek ayar açmışım. Altı pişmiş, üstü kalmış. Ondan sonra da üstünü buldum da öyle pişirdim. Ona gülüştük içeride. O tepsiden hayır gelmezdi de annem. Yine de gelmiş. Tabaklarımız da hazır. Şöyle göster. Çaylarımızın yanına. Bugünlük. Annemde de böyle keyif yapalım yarına. Ağzımız bağlanır. Hayırlısıyla inşallah. Rabbim nasip hizmet eder herkese. Sağlığı yerinde onlara. Çayı götürelim içeri. Hadi içeri. İçeride çekelim. Efe yedeyim de şimdi sesini kıssın. Anne gel. Efe. Sesini kıs oğlum. Gel buraya geliyor. Tabletin sesi geliyor kız. Ha. Fasonda bir şey bildim diyorum. Dedim suçum en sonunda. Annemin işini bilemedim. Sabah böyle şey bekliyorum dedim. Annem kafama vurur diye korkumdan bir de oradan da geziliyor. Ya, ileri hastaneden geldi bana bir şey getiremediler. Sen şey ne? Peynir. Babasıyla ikisi. Annem, babam gelmiyor. Ben dedim ki vallahi dedim, beni duvarsa duvarsın ben gidiyorum dedi. Ha işte ne peynir var, bir peynir bulup gelemediler hastaneden geldi. Sen bir görseydin, babam yazık bulamamış diyor, illa mavi peynir diyor, bulamadık. Gardırobunu heyini aradık. Ondan sonra dedim ki baba vallahi ben gidiyorum, daha hatta satsın dedim. Sonra geldim anneme dedim, güldü, baba gel gayrı dövme. Eliniz ayağınıza dolaştı. Bir de ya bir de kendi fırının farklı olur, bir de bu farklı hayır, olur. Hayır, bana değişik ya. Geldi, altını açmışsın, pişmiş üstü, ezen sesi benim bile duymamışsın. Benim fırın gibi lüküs değil de benimki haracayız. Kız anne bundan da farklı da benim seninki gibi değilmiş ayar demek ki, bozulan. Ben onu yıkadıydım. Benimkinin bir tarafı... Ya ben açarım, iki ışık dayanım, altında bir şey, üstü de ikisi bir yanda bir şey çıkar. Benimkinde de tek... Şöyle alt yüz işareti koyur gibi oldu mu, ona değilmiş demek ki, ona tekilmiş. He. Işığı dayanınca ben öyle zannettim. İki ışık yanar diyor ya alt yüzünde. İkisi de yanar, altında bir şey, üstü de tünel. Hele ki yanmamış, annem dedim bu yanarsa yakamama atar tepsiyi. Ya atacağım. Yazık olur, kocaman tepsi, acı olur. Atacağım, hayır telef olur o kadar. Geceremezlik, yazlık, emek de boşa gider. He, zor oluyor ya. Kadınlar stork gidiyor. Stork gidiyorlar. Ne yapacağım öyle, Cemile. Demiş kızına stork. Biz var ya, evde yani o kireçli hiç yok gitmezdik. Şunu getirip de içmedik. Şu kadarın çişimi kim getirecek bize? Kaynın 200 sefer getirecek. Sen nasıl getirecek babam? Yüreğim var ki yazık. Nasıl getirecek? Yerden de hiç alışmadık inadeti olunca. Şey, aslında şu 5 kiloluk şeylere dolduracağımız. 5-6 dolacağımız bir. Tolga'ya varınca Serkan'la dolaşıyor. Ben hiç çalışmadım. Kaç sene oldu buna gelin ama. Hatice'nin o da bana acı gibi geliyor. Değişik geliyor. Aynen hazır su gibi geliyor. İçemiyorum. Aynen bir şu bir ara sularda mikrop var deyince. Ne var? Sularımız nasıl da mikrop hep. O zaman bir doldu geldi de şey yapamadık. Onu içemedim. Acık gidiyorsun, ben ilken öldüm. Benim çamaşır makinesi var ya, resmen şu şeysi var, oraya su indiriyor ya, turşu da almıyor. Geçen baktıydım, resmen oraya kireç, çamur olmuş ya. Su ne kadar kötü demek ki. Orası fırçalanacak, daha fırçalamadım, duruyor. Şey dedi bana, makineye tamirci getirdiydik. Altından mı yukarı deterjan koyduğum yer mi? Deterjan koyduğum onun üstünde suyu veriyor ya, böyle delik delik oralı. Çünkü de şey yapma. Ben çıkarırım bazen onu. Ben yıkarım ben onu. Genel kumbende bak dedim, senin dediğin gibi birinci boza almış, ikinci boza almamış. Benim de yumuşatıcı dokunca almıyorum. Çıkardım bak dedim, top aynen orada kalmış. Ta şey dedi, bacım dedi, bunu dedi diş macunu şey, fırçası var ya dedi, onunla dedi şöyle sürt, sil dedi orayı. Şey dedi, fırçalanacak bizim oraya. Şuna şuyu getirmesem çayını da bayacak. Şey mi? Sehpa mı? Kötörlük. Açabilir mi yani böyle? Kitlemedi galiba, onu açtırdıydım. Orayı ben beceremeyim, açamam. Kıçkırık var, şuraya getir ben. O küçükler miydi sağlamdan? O da pecan olmun derler orada. Sağlamdan da getirdik. Çaydan beni vursun da. Bir misafir diye dedi de gelmedi. Gelirim dedi. Kim? Ocuğa vuraldım cidda. Halanın kızı, Sevda. Niye gelmedi? Pazarda dedi. Şiterse ben gelirim dedi, şey alışveriş yapacağım dedi, Kadir'e diyeyim dedi. Bilmiyorum.
Ben gelirim dedi. Koyda mıymış bu? Belki de gelir daha. Pazara gelmiş. O biz gelirdi. Onun için ağır aldım. Hani o da dedi orada. Ve duymamışmış o. Ameliyat oldu onu. Onu duymuş. Şakasın yemek kızı bir şey yok. Altında işte daha yeni geldi. Ben hiç gelmemdir. Hiç pazara da gelmemdir. Ben onunla götürüm Nazire'nin evinde ameliyata gitmeden orada konuştuydum. He gideceğim diyordu da hemen gittiğini bilmiyorum diyor. İhtiyacını kocası alıyor zaten. Evet. Bugün dedi sen gitti dedi ve gelmiş. Kocası getirmiş. Nazire'ne gittiydim oradan almış onlar da orada gördü. Millet hep şeyi yapıyor kız Ramazan-ı Şerif'e giderken A101'i bir minin önünü bir göreceğim. Kaldırmış, şehirdeyim, kaldırmışlar, hop kaldırmışlar. Şimdi ne 101'in dolabı ne boş. Şimdi, girmedim ben şimdi de. Şimdi bir şey komanda gitti, babamdaki bitirmişler. Adamlar girip çıkarken gördüm yani, girmedim de. Ben bir 101'e girdim, hiçbir şey yok da BİM'e geldik. BİM 2'de dolu, bura gelmemişler mi? Burada da var, müşterisi. Az önce orada da birçok adam çıkıyor. Birçok adam var. Ben de diyorum ki, sanki başka şey yok mu? Başka bunca diyor, millet nasıl kırılmış gibi. Sanki şey yarına Ramazan. Yani bugün alışveriş yapınca biz bir daha yapmayacağız. Bir daha alışveriş sanki. Tabii yarın da alırız bir. Adam daha hazırıyla yarına da iter bir buna da iter evinde mesela. Babam elbise binmiş orada babam gider gider gelir kaç yüz kere akşam. Bana dedi ki dün mü de Erkun kalkmış dedi şeye gidelim büyüme git lan ben çıkamam dedim. Şuraya gidelim. Yazarım yedirecek seni. Gitmedim benim canım istedim. Çamurdan neyim ayağına dikkat et kayarda. Ayağım kayarda dedim düşer. Çamurdaydı da şöyle tuş edince hani havalar koyucu gidersin. Gidici değil de sonraya doğru yürüyüş iyi olur. Yürü diyor doktor. Bana da bombi çıktım. Nasıl üşüdüm? Bizim baba dört dönerdi. Yolda, hayatta. Bir yanım üşüme de dizim üşüdü. Eve kucum kaçtım geldim. Sardım, bürdüm bunu geldiğinde yatıyordu. Bizimle izahmış üstü dörtmüş atıyor. Cephedimi sardım şöylece. O sabah adam da bunu sardım yattım. Üşüyordu. Üşüyor belki. Şey kesildi ya canı yoktu belki o. Keçedi bu bayağı, hiç canı yok. Bizim baba da, hiç daha 10 sene oldu, Efe yoktu da ameliyat oldu. Vallahi keçe gibi. De öyle, can yok herhalde. İleri şu tipiden evvelik 3 gün ortaya yoldu ki, 2-3 günü iyi geziyordum. Eve çekilene gezemedim de dizim i̇şte bayağı. İşte hareketsiz işten şey diyor. Şöyle hani havalar iyi kuru olsa... Yoruyorum, şurada yoruyorum. Pazartesi size yoruyorum. Yakın öyle bir şey de kupkuru olsa giden güneşte ne? Şöyle bir hem hareket olur. Düşüyor, şimdi soğuk. Ne kadar şey olsa hareket yapacağım yani. Diyor doktor, he. Nefes sesini kısıyorum efendim. İyi de yapıyordum da hareketim işte dip olunca. Son aç oldu mu? Hiç açamadım. Bombi saat kaça geliyordu? 11 miydi? Çıktım, geri geldim. Ağaç gibi oluverdi, düşer ne ederim dedim. Platinliyim, kırarım. Geri kaçtım geldim eve yattım. İki iş olur bir diye ortaya gelin. Korkuyorum zaten, pırttımı ne orada diyor mu öyle arıyor diyor. Yarın bir şey, film çektir, yarın biteceğin ya. Bakayım yarın. Doktora diye, hocam benim şeyim, ben hani bir durum nasıl diyor sana diye gerçek. Sıra almadık diyor da ben de sabahleyin ilken gelirseniz oradan yo, da alırsınız. Yok, şeyden olur bu ameliyatlı ya, orada giriyor ki. Ötürün yer Serkan şey alacak mı dedi. Alacağımız demiş ben. Doktor. Sen bize bir şey demedi hani sıranı yaptı diye. Ama ayın 13'ünde de geldi de. Tamamen gittik, şey ettik. Ondan sonra dedi ki doktor, şey, yukarıda hastalardaymış. Girdik, kimse yok. Şey var, hemşire. Hastaları ziyaret ediyor dedi saat 10'da, 10.30'da. Ameliyat etti hastalar. Ondan sonra baktık arkasında ekibiyle geliyor, doktor girdi arkasından girdik. Baktı hiçbir şey demedi. Hani İnşallah yarın ben de bari ya sıkışırım. Ya da yine alabilirsen sıra yapamıyor. Hani o saatte gidersen zıcık hastalar azalıyor saat 10-11 arasında. Hani sabah erken gidenler azalıyorlar. Ötüyor 8'de oturdu kardeşim dikişe gittiğimiz gün hemen aldık. Ona gelmeden biz geldik, kahir diye burada yaptık. Yine öyle gidin. Belki ilk şeyi hastalar gelmeden ilk girersiniz. Hı, ben de öyle. Doktor geldi ben hemen girersin. Geçen ilken götür beni diyeceğim. Hali senin şeyse 11.30'daydı. Biz de ilken gittik senin dediğin. İlken cehennet hastalar gelmeyince bizi aldı. Böyle oluyor. Geçen bunlar gitmiş de hemen gelmişler bile kahvaltıyı burada yapmışlar. 18'di daha ben yatıp duruyordum. Dedi götürdü bak dedim arkadaşım gelmiş. Ne giydim hala uyku sömesin. Ne vardım, nasıl gittim ne bileyim. Bu da ilken gidelim. Şey yapalım. İlkenden bitirelim işini diye. Yazın işini Allah bilir ya, bilemem ki. Bizim baba da elini ayağını iyi alır. Bir yere gideceği o zaman ilkenden kalkar hazırlanır. Vardık oraya hemen de işte çok da durmadık. Doktor yerindeymiş. Bunun da de şeyine sürüyordu Serkan beni. Arabaya. Tekerlekliğine. İndir dedi, indir kendi gelsin dedi. Sen de dururken ameliyat etti, yürüyeceksin, arabayla yürüyeceksin. Arabayla süreceksin içeriye, bırak dedi, birden de tutmasın dedi, eline bir destekle bilmem dedi.
Gel bakayım dedi, vardım. Kalktı yerinden, açtım, baktı, dikişini alsınlar dedi. İyileşmiş demek ki. Dikişimi aldılar, dikişten pek korktuydum. Zımba mıydı? Hmm. Kesin kesin biliyorum. Zımba, şey demiyordum. Zımba işte. Abiminki şey, onunki kendi düşer. He, onunki şey, naylon mahalleli değil. O kendi düşer. Geçen gitti dedi ki, iyice düşmüş, iyice duruyor dedi doktor. Da, i̇şte onu düşer. Dedim ya, benim kendi düşer. Düşer. Ta annemin yarası da Allah'a şükür ki iyi. Hı. İyileşmiş de sizin sizlere şeker yoruna yine iyi. İyi. Varmadı. Hemşireler de dedi. Burada da dedi aşı koydu. Enfeksiyonuna katmam çok iyiydi de. İşte. Doktor da dedi. Yarasının şeysi karaydı da ince normalleşiyor yavaş yavaş. Şekeri o de. O ağrısı da geçer. Ta benimki pek gece oluyor. İyi oluyor. Benim bir de tenim bıçak elimi kessin sabaha kavuşur. İyi benim. Benimki de iyi olmuyor. Benim de iyi olur. Hemşireler de dedi, tenin çok iyiymişti, yani yara iyi dedi, öyle bir birazına dedi, içinden suna geliyor dedi. Yani. O yol sanki de hiçbir şey yok, oturttuk ya sürekli. Devamlı basman yaptırdı, ondan sonra basman ne yok dedi, dikişten sonra yaptırmadı. Ya bir de yarın işe inşallah gösterebilirsek. Belki şu dizini de oğlum iyileşince. Ne yapayım, olmayacağım sözde, yeminle gitmedim. Yanımızda biri vardı da Allah çarpsın olmam bir de yiyordu. Ben yeminle gitmedim ama o diyordu. Bizim baba da olmadı. O diyor hareket beni öldürdü, ben olmam dedi, olmadı. Ama şimdi o ayağını yürürken bayağı sürükleyiyor. Arkadan geliyor o ayağı. 3 gündür bu ağrıyor, ben buna yüklendiğimden mi? İlkinde sızı sızılı olur. Ya belki de bu yanına fazla yüklenmeye, o yanına yükleniyorsan ondan da olabilir. Zaten bu da ağrıyordu ilkinden de, i̇şte. Ben bu fazla ağrıyordu sağ tarafım. Bakalım bunun bu kaydasını görelim, geçsin aradan 2-3 ay. Ölmezsek olursak ondan da olalım, olmazsak ne yapayım? İşte. Evet, nasip. Çocuğuna bakarak karardı sen dedin. Şuşuna bakarak ağrıyordu. Ağrıyordu. Benim de midem diye ağrıyor. O bir dursun. Şimdi. Hayır, çarlarımız yok. Bir şey yapmadım. Canım çıktı. Aman o gelse gelir. Canım mı çıktı? Canım çıktı. Çarçeciyemdir. Şekerim düşer bir kol. Dokuyuz. Misyavirlik başladı. Yarın kadar üstüne gelsin. Ne yapayım? Saat 3-5 geçiyor. Gelse ince gelirdi. Gelse gelirdi. Gelmem demedi. Geleceğim dedi. Olmuş ne ağrı oldum. Ne bileyim. Ölünden kimseye yolda içiyor musun o çay? Babamla. Hani çay ne içiyor musun? Hastaneden gelen iş mi o? Akşam pişirdi. O çay da hoşuma gitti akşam. Ne nasıl oldu? Babam mı pişirdi? Tabii çay pişireyim dedi. Senin çiğneği kadar gelmiştir çaysızlığı. Senin kek vardı. Ondan iki dilim ben yedim. O yemedim. O daha bozulmamış mı o kek? Duruyor dolapta saklama ağzında. Ondan sonra da o püskürt yedi. Püskürt mü? Ben de iki bardak çay içtim şuna sarıldım. Baktı yapamıyor bu. Kalkacak hiç başa düşecek gelmiyor. Çay koyayım da içelim mi? Ben de korktum. Babam çayı pişirir kız. Ben de kalkıyorum mecbur. Bazen olacak. Bizim çay bunlara gelince bulanık oluyor. Siz çay pişireme olursunuz diye ikisi de kız alır. Hiçbiriniz pişirmezsiniz. Sehpaya getir dedim, onu da getirmedim. Kalk getireceğim dur. Dur ben gideceğim. Sen Sevda'yı bekledin ha, gelse taksiyle gelecek, yani mi kalacak bir sonra? Ya bileyim anne geleceğim dedi, ne olmuş mu ağrı oldu? Altındaşlar nerede yaptırdılar o evi, arkasında mı? Nasıl uzak onun evi, nasıl? Uçağa doğru. İşte, şey, kiminin evinin arkasında mı tam? Biz burada yeni geldiydik, iyi o ne? Ayağın kız bir görse. Sen tüsüyü gezirsen, bay da çayları öyle dağıl. Tamam. Neyse, koşarak gideyim geleyim. Koşmak için neyin o da yavaş olun. Allah. Koşacağım değil. Onun şu Kayaboğaz tarafından gittin miydi ya yolun? Kenarında evi. Böyle Kayaboğaz'dan gideceğim. Tiyan'dan da gidince varıyorum da direkt. Giden bir de. Şeyin evine oradan da gidince Cennet'in evine oradan o yol gidiyor. Orada da var yol. Oradan dikine de gidiyor, o kenarda da. İmin'in evinin daha arkasına düşüyor demek ki onun evi. Yalamaz. Orada. Hadi bucağa gitti. Gitti. Koşuyorsun, maske evden geçmez ama iyi. Hayvanlara iyi olur. İyi, iyi. Kendine de yama, kulağı bir ara dinliz. Gelecek işte. Olunca zaten koy arabaya ne geliyor. Hayvan hasıl olunca işte oralar iyi oluyor. Oğul. Üçüncü ev oldu Sevda abi, oğlum.
Yani orada kalır. Orada kalır kalan o işte hayvanın için araziye çıktı ya. Onun için. Oraya alışayım derken oraya alışıyor, oraya alışayım derken oraya. Sağlamını getirdim, o kırığı değil. Tozum elma. Sildim. Biz bu yanda evde gördük mü? Bir şey yok mu orada? Ön kapıyı ne var orada? Bitirir. İyi ki de. Öyle değil mi? Yok. Sana hoş kim oldu her şeyi sanıyorum. Bir şey yok mu? Bunu da üşüdüm de kaçtım geldim. Bir şey yok kan orada. Kimse yatma orada. Bu yatağın üstünü koymuyor mu? Topladılar belki de. Babam bir gün yattı orada herhalde. Şu bizim burada yattığımız. Ben burada yattığımda herhalde. Bir şeker alayım. Al. Sen atma onu git. Biz atıyorum. De şurada içeri içeri gidelim. Vallahi ben atıyorum şekeri. Hem şeker var. Ben sabahından atarım. Hiç atmam. Sabah evde yiyor. Sabahından kahvaltıda. Sabah bir şey demiyor. Boğazımdan geçmiyor şekersiz ekmeği. Adım da bulamıyorum. İşte. Hiç atmam. Atıyorum vallahi ben. Çift çayımda. Atmayayım diyorum yine atıyorum. İçemiyorum ki öyle. Sabahleyin bir aldım atmamıştım. Geri baktım. Geri aldım attım. Onda üç tane atıyorum az da diyelim. İkiye ben bir sabahlara atıyorum yemeğe, şeyini yiyemiyorum yakmaya, şekersiz. Ne oldu mu? Bitti mi işin Efe? Kuzu geldi, çocuğa çocuk ne yok oynayacak? Efe'nin işi gücü ne? Tablet getirdim oynasın değil, tamam. Orhan mu geldi? Sabahleyin ilk kenarında. Şu minderler değil de bir yat. Bugün de okula gitti. Çay içti. Okuldan da buraya getirdik. Hadi bu olmuş. Nedim, yengem abone olmayı unutmayın da. Hadi, uykulu musun? Gözlerin neymiş? Aynı süzülmüş gibi lan. Aman o bozuyor gözlerinle oynay oynay. Bak hele şuralarından neyim. Geçen de şuraları bir görmüşüm. Anne benim şuram bir görmüş diyor. Ben de benim için görmüş oğlum ama geçmişim de ince. İkiye katlamıyor. Şöyle yoluyor. Çok zararlı biliyor musun? Yok ki bizim çocuklar Serkan bizi götürdü ellerinde telefon. Telefonu kapattılar bu sefer. Televizyon, tablet. İşte diyor mu? Bilgisayar aman git dedim. Şeyde ne böyle? Bunu kapattı mı televizyona? Televizyonu kapattı mı girip buna? İki ay okuyor. İkiye katlanıyor var ya resmen. Hepsi de pek bunu pişmiş. Onu bilemedim ya. Kopuklanacağım. Şeker karıştırdım ya. Kesin sinirdir. Üç attım şekeri. O kadar beceriksizim işte. Ya bir de fırını ne bileceğim. Senin fırın değişik oluyor. Bunlar gibi değişik oluyor. Çok güzel pişirdim. Ne var? Çocuk da yoruldu. Halise de yoruldu. Dikildi. Tamam. Dikilsin bakalım. Genç. Genç kız dikilecek tabi. İnciden şeyim dedi. Yorulacak da ne olacak? Efe, biz de içelim çayımızı hadi. İyi. Okey. Hadi şurada otur da yengemi otur da iç. Ben şuraya gir oturacağım. Otur yanına. Kurulacağım buraya şu yastığını al. Yani çocuk yatıyor da ona yatsın diye. Yatarsa olur. Gelmiş gözleri süzülü gibi olmuş sabahleyin erken kalktı ya. Kaynısın da öylesin. Akşamda 12'de daha televizyona bakıyordu. Neyse değerli izleyenlerimiz, bugünün videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bugün de buradan size sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hadi efendim, söyle bakalım. Hadi efendim, abone olmayı unutmayın. Aa, bak. Kozumu niye kapatıyorsun? Yüzümü niye kapatıyorsun? Tekrardan hayırlı Ramazanlar size. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.